İmamoğlu yola çıkarken rakibimin kim olduğunu biliyorum iddiasında bulundu. Sence rakibi kim? Yani Ekrem kafasında İmamoğlu bir rakip rakibi mi var, yoksa hakikaten senin de gözlemlediğin, ben senin kulis bilgine çok inanırım. Hakikaten kafasında kurduğu kişi senin de düşündüğün kişi mi? şimdi aslında Ekrem İmamoğlu'nun rakibi çok Nazlı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibi Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakiplerinden birisi Canan Kaftancıoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakiplerinden birisi CHP'de çok etkili olan, CHP'nin içerisinde görevli olmamasına rağmen çok etkili olan, ekranlarda ses getiren Barış Yarkadaş. Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakiplerinden birisi Eren Erdem, Faik Öztürk, ondan sonra Engin Özkoç. Bütün bunlar Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki rakipleri, daha çok isim sayabilirim. Birçok CHP'deki herkes mi belediye diyoruz? başkanı mesela. Battal İlgezdi, eşi Gamze İlgezdi, bunların hepsi Ekrem İmamoğlu'nun rakipleri arasında yer alan isimler. Ama tabii Ekrem İmamoğlu CHP'deki rakiplerinden bahsetmedi. Şimdi herkes merak etti. İşte dedi ki ya Ekrem İmamoğlu benim rakibim belli dedi. Herkes kendince bir isim verdi. Fatih Altaylı da isim verdi. İşte İsmail Saymaz bir anket yayınlamış vesaire. Kim olabilir acaba Ekrem İmamoğlu'nun rakibi diye herkes düşünmeye başladı. Ben sana şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci seçimde de aldıktan sonra kendine rakip olarak tek bir kişiyi seçti. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Erdoğan'ın İstanbul'daki etkisini biliyoruz. Erdoğan'ın İstanbul benim aşkım dediğini biliyoruz. Erdoğan'ın 2024 yılının 31 Mart'ında İstanbul için nasıl bir büyük bir mücadele vereceğini de biliyoruz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun karşısına dikilecek aday kim olursa olsun, X, Z, Y, her kimse, hiç önemli değil. Orada Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele edeceğini biliyor ve isim vermeden, geçmişte isim vermişti, isim vermeden rakibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyor ki öyle olacak. Yani bu seçimde Erdoğan tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu kendine rakip olarak görmüyor. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olmuş, %52 oy almış, gelmiş hiç yenilgisiz bir şekilde bu ülkeyi 22 yıldır yönetiyor. Ama Ekrem İmamoğlu kendini rakip olarak görüyor Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki ben de %52 aldım. Dünkü ifadesinden hatırlarsan şöyle bir konuşma yaptı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözünü çok önemsiyorum demiş, diyordu. Kim söyledi bu ifadeyi geçmişte? Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu yeni dönemde 2024 yılında meclisle beraber İstanbul'u kazanıp Erdoğan'ı yenmek istiyor. Yani bak ben seni yendim, sen İstanbul'a çok önem verdin, sen şuraya çok önem verdin, şu ilçeye çok önem verdin, ben seni yendim demek istiyor. O yüzden Erdoğan'ın rakibi kim, karşısına kimler çıkacak birazdan konuşacağız. Yani muhtemel AK Fatih Parti Altaylı'nın İstanbul iddiasını konuşacağız. Evet, şimdi onu konuşacağız ama Ekrem İmamoğlu'nun kendine rakip olarak belirlediği kişi, siyasetçi, ta başından beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan aldı. Anladım. Peki Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun rakibinin kim olduğunu söyledi. Yani rakip olarak onu gördüğünü söyledi. Adil Kara İsmailoğlu'nu işaret etti. Şimdi Yorumunu rica Nazlı, edeceğim. Şimdi şöyle bir şey var.
Yani Fatih Altaylı biraz daha yani uçmadan konuşuyor. Ama Fatih Altaylı gibi daha uçarak konuşan bir takım kalemler ya da işte YouTube'da yayın yapan bir takım tipler var. Bunlar iktidarın en azılı düşmanları, en azılı diyorum. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı haz etmiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bunları delirtiyor. Yani kazandıkça delirtiyor. Nasıl delirdiğini bu insanların hep birlikte gördük. Attıkları yalanlar, attıkları işte güya kulis olarak ortaya attıkları bir takım şeyler. Şimdi bu Can Ataklı bir ara şöyle dedi. Bu seçimden önce şöyle bir kulis aldım dedi saray kaynaklarından. Bak hele. Ne oldu? Ne aldın Can Ataklı? Vallahi Meral Akşener'le Tayyip Erdoğan Beylerbeyi'nde bir yerde buluştular. Tayyip Erdoğan Meral Akşener'e dedi ki bana dokunmamanız kaydıyla kendini garantiye almış. Yahu Meral Hanım siz bana dokunmayın, beni yargılamayın, beni hapse atmayın, beni perişan etmeyin, beni itibarsızlaştırmayın demiş. Karşılığında da ben size Abdullah Gül'ü vereceğim. Abdullah Gül'ü aday gösterir AK Parti olarak. Ben siyasetten çekileceğim diyor. Ulan yalanın batsın senin ya. Yalanın batsın. Saraya yakın bir kaynağım dedi ki senin saraya yakın bir kaynağın olamaz. Sen dışlanmış bir adamsın. Sen yalancı bir adamsın. Senin tuttuğun hiçbir kulis bugüne attığın hiçbir yalan bugüne kadar tutmadı. Senin tek bir umudun vardı işte böyle bir şeyler olsun. Ya da işte büyük büyük yangınlar olsun, büyük büyük efendim depremler olsun ya da büyük halk kalkışması olsun ki Türkiye batsın, ondan sonra Tayyip Erdoğan gitsin. Umutları buydu. Deprem yaşandığı zaman büyük bir felaket yaşadık. Deprem bölgesinde Tayyip Erdoğan'a büyük bir teveccüh oldu. Onu hep beraber gördük. Şimdi dolayısıyla bu saraydan aldığım kaynak diyenleri çok itibar etmemek lazım. Fatih Altaylı yani sarayda ben kaynağının olduğunu düşünmüyorum. Ha kaynağı var Fatih. Fatih geçmişte kurduğu birçok dostluk var. Fatih'le görüştüğü bir takım isimler de var. Yani Can Ataklı gibi yalan konuşmuyor. Ama o görüştüğü kaynaklar gönlünden geçeni Fatih Altaylı'ya anlatmışlar. Yani o gönlünden geçen isim de Adil Kara İsmailoğlu. Şimdi bak Kalbinin adayı yani. tabii o öyle belirlemiş. Şimdi bak mesela Nazlı senle takip ederiz. Sen de soruyorsun bana zaman zaman diyorsun ki baba efendim kızım diyorum baba bu bakanlar arasında falanca kişi olacakmış. Doğru mu? Kızım diyorum bu işi sadece Tayyip Erdoğan bilir. Ya Tayyip Erdoğan'ın bildiği bir şeyi bir Allah bilir, başka da kimse bilmez. Tayyip Erdoğan falanca kişiyi getirecek, falanca kişiyi getirecek. Bak seçimlerden önce ne diyorduk? Süleyman Soylu kesin bakan. Olmadı. Seçimlerden önce ne diyorduk? Falanca kişi gelecek bakan olacak. Filanca kişi gelecek bakan olacak. Veya bakanların çoğu kalacak gibi bir şey vardı. Hepsini sahaya gönderdi ya. Bak sıfırladı bakanlar kurulunu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın bildiği bir şeyi Fatih Altaylı'nın saraydaki o kaynağı bilemez. Adil Kara İsmailoğlu'nun şöyle bir özelliği var. İsmi geçmiyor değil İstanbul için. Geçiyor. Karadenizli olması, işte Karadenizli olduğu için de en iyi bir de geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışılmışlığı var. Genel sekreterlik yaptı. Doğrusunu istersen bakanlığı döneminde çok başarılı işlerin altına imza attı. İstanbul'daki metrolarda birçok başarılı şeyler yaptı, açılışlar yaptı. İşte mesela bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı
O hastanenin Çamkur Hastanesi, şehir hastanesinin yolunu getirdi, o yaptı. Birçok şey yaptı ama şimdi tartışılan bir şey var İstanbul'da. Acaba bu aday Karadenizli olmalı mı? Orada biraz Adil Kara İsmailoğlu'nun aslında gündemde de değil. Hani olursa sürpriz olur. Karadenizliliğin Trabzonlu olması vesaire, işte Ekrem İmamoğlu'nun o oylarını bölmek, tamam da başka oylar da var. Yani İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Tabii canım, bu Sadece işin Karadeniz. memlekettaş olmasına bakmıyor yani. Tabii. Onun için ben biraz Adil Bey'in aday gösterilmesi, eğer aday olursa, ben sürpriz olarak değerlendiririm.